Bazı uzmanlara göre İran dünyadaki üçüncü büyük bitcoin üreticisidir. Bazı uzmanlar İran'ın bitcoini dolara alternatif olarak ve ABD'nin dayattığı ekonomik yaptırımların etrafından dolaşmanın bir yolu olarak kullanıldığına işaret ediyor. İran'daki onlarca şehir Ocak başından bu yana yaygın ve sık sık elektrik kesintileriyle karşı karşıya kaldı. Bunun nedeninin açık kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler ışığında, Bitcoin'den kaynaklandığını söyleyebiliriz. Enerji Bakanı Reza Ardakinan bu kesintilerin büyük miktarlarda güç tüketen Bitcoin çiftliklerinden kaynaklanmış olabileceğini itiraf etti. Ancak söylemediği şey İran'da bulunan bu çiftliklerin çoğunun varlıklarını gizli tutmaya çalışan Çinli şirketlere ait olduğuydu. Çin batmak üzere olan İran rejimine son yıllarda desteğini arttırmış durumda. Bu yılın başlarında İran'daki birçok kasaba ve şehir bir dizi elektrik kesintisiyle sarsıldı. 14 Ocak'ta Tahran'da çekilmiş fotoğrafı görmektesiniz. Bir sosyal medya kullanıcısı, işte dünyanın en zengin doğal kaynaklarına sahip ve elektrik kesintileri yaşayan bir ülkenin başkenti Tahran gelir gider şeklinde bir mesaj paylaştı. Kerman eyaletinden bir yetkili 8 Ocak 2021'de Raf Sanjan kasabası yakınlarında muazzam miktarda elektrik tüketen bir bitcoin çiftliği olduğunu söyledi. Yetkililere göre bu çiftlik İran'daki bu türden en büyük yasal merkez Bitcoin değeri yükselen sanal bir para birimidir. Kimileri buna çiftçilik, kimileri ise madencilik der. Bu çiftlikler sayesinde İran kripto para kazanıyor. Tabii ki de sadece İran değil, dünyanın birçok ülkesi. Bu haberin konusu Bitcoin değil. Bitcoin üretmek için çok fazla enerjinin gerektiği Bitcoin çiftlikleri devasa enerji harcar. Büyük çiftliklerde devasa soğutma sistemleri ve binlerce bilgisayar bulunur. Bitcoin elektriğin kolaylıkla üretilebildiği ve düşük maliyetli ülkelerde özellikle popüler olmaktadır. İran'da bu ülkelerden birisidir. Hatta şöyle bir karşılaştırma yaparsak Avrupa'nın en önemli ekonomik gücü Almanya'da bile 1 kW elektrik 0.15 Euro'ya denk gelirken İran'da bu rakam sadece 0.018 Euro'dur. İran'da faaliyet gösteren Çinli şirketlerin yaptığı açıklamaya göre İranlı yetkililer bu şirketlere elektriği 10 kat daha pahalı fiyattan satıyor. Fakat İranlı yetkililere göre 10 kat değil sadece 0.027 Euro'dan satılıyor. Çin her geçen gün İran'da Bitcoin üretimini arttırmak için yatırımlara devam ediyor. Ancak şu anda iki sorunla karşı karşıyalar. Birincisi İran'daki sayısız elektrik kesintisi ve ikincisi İran halkı arasında artan bir Çin düşmanlığı ki burada sadece İran'da değil tüm dünyada böyle olduğunu belirtelim. Tabii ki haklı olarak yine azımsanmayacak kadar pek çok İranlı Pekin'i ülkelerinin teokrasisinin ana uluslararası destekçisi olarak görüyor. Pekin'in desteği karşılığında İranlı yetkililerin Çinli şirketleri kazançlı sözleşmeler ve özel anlaşmalarla ödüllendirdiği söyleniyor. Bir fotoğraf görmektesiniz. İran'daki en büyük bitcoin çiftliklerinden birisi Çinli RHY şirketine ait bir çiftlik. Ülkenin güneydoğusundaki Kerman ilinde bir kasab olan Ravsanjan yakınlarında yer alıyor. İranlı yetkililer ülkede faaliyet gösteren en az 14 yasal bitcoin çiftliği olduğunu söylese de aslında kaçak binlerce çiftlik olduğu biliniyor. Bu çiftlikler 100 bin nüfuslu bir kasabaya eş değer elektrik tüketiyor. Bu çiftliklerin kaçı Çin'e ait bu ise açıklanmıyor. Bu bağlamda İran'da bir Bitcoin çiftliği kurmak için gereken farklı adımları gösteren, Çinli bir işçiyi gösteren 11 Ocak'ta çevrim içi bir video yayınlandı. İran'daki insanların öfkeyle tepki vermesi üzerine video silindi. Ekibimiz videoyu inceledi ve internette dolaşmaya yeni başlamış olmasına rağmen aslında 2017'nin ikinci yarısında Rafsanjan'daki çiftlikte çekildiği tespit edildi. Video ilk olarak belirli bir Bitcoin çiftliğini işleten şirket RHY tarafından paylaşılmış. 13 Ocak'ta İranlı yetkililer bu şirketin gerekli tüm izinleri aldığını, tamamen yasal olarak faaliyet gösterdiğini ve sınırlı miktarda elektrik kullandığını söyleyerek halkı rahatlatmaya çalıştı. İranlı yetkililer böyle dese de fakat Çinli firma kullanılan megawatt miktarını açıkladı. Bu kabaca 30 bin kişilik bir şehrin tüketeceği elektriğe eşdeğer. En yakın şehir olan Rafsanja'nın nüfusunun yaklaşık 5'te biri tarafından tüketilen miktardan bahsediyoruz. Halkın öfkesine yanıt olarak Kerman eyaletinde yetkililer ülkenin yaşadığı elektrik kesintisi ışığında RHY çiftliğinin faaliyetlerini 2 hafta süreyle durduracaklarını duyurdular. Ulusal elektrik şirketi Tavanir'in CEO'su Muhammed yaptığı açıklamada bizzat bunu kendisi söyledi. RHY çiftliğinin uydu görüntülerini görüyorsunuz. Bir elektrik santralinin hemen yanında ideal bir yerde kurulmuş Görüntüler Haziran 2019'a ait. Bu görüntülere bakılırsa Bitcoin çiftliği 2017'nin ikinci yarısında inşa edilmiş gibi görünüyor. RHG'nin web sitesinde çiftliğin yapım aşamasını gösteren bir fotoğraf yer alıyor. Fotoğrafta yazan tarihin İran takviminden miladi takvime çevrilmiş hali 16 Temmuz 2017. Yine 2019 ile Ocak 2021 yılları arasında diğer uydu görüntüleri sitedeki diğer önemli gelişmeleri göstermektedir. Bu adımların çoğu bir Bitcoin çiftliğinin inşaat aşamalarını açıklayan 2017 videosundaki kişi tarafından anlatılan gerçekleri ortaya koyuyor. Rafsanjan'daki devasa Bitcoin çiftliğini görmektesiniz. Ortaya çıktıktan sonra birkaç İran medya kuruluşu İran'ın kuzeybatısındaki Jolfa'da başka bir Çin Bitcoin çiftliğini keşfetti. Ulusal Enerji Şirketi Tavanir'in bölge müdürü Asfin Milani 13 Ocak'ta bölgede Bitcoin çiftliği olmadığını söyleyerek bunu yalanladı. Bu çiftliklerin Çin vatandaşları tarafından işletildiğini kanıtlayan belgelerden bahsedelim. Burada 2019'da Jolfa'daki Jino Kian Aras veya Zikas olarak bilinen bir bitcoin çiftliğinde şirketi tescil ettiren resmi bir belge paylaşıldı. Bu belge yatırımcıların ve Zikas'ın görüntülüsünün isimler listesini ortaya koyuyor ve buradaki kişilerin Çin vatandaşı olduğunu belirtelim. Yine bununla ilgili çeşitli iş sitelerinde, örneğin LinkedIn'de de Zikas çalışanlarından bazılarının profillerini görebilirsiniz. Ancak bu şirketin dijital bir izni olmadığını belirtelim. Bir web sitesi veya herhangi bir çevrimiçi etkinliği de yok. Bitcoin çiftliği Google haritalarda veya başka herhangi bir harita sitesinde mevcut değil. Ancak bu belgelerdeki adres çiftliğin bölgede var olduğunu kanıtlıyor. Çiftliğin büyüklüğü veya ne kadar enerji tükettiği konusunda bir bilgi yok. Araştırma sırasında Mana Pardez Asya adlı başka bir Bitcoin çiftliğinin de İran'ın Maku bölgesinde faaliyet gösterdiği keşfedildi. Şunu da söyleyelim, Çinli girişimciler İranlı yetkililerin bir Bitcoin çiftliği kurmak için hızlı bir lisans ve izin verme istekliliğinden son 3 yılda fayda sağlayan tek kişiler değil. Ekibimiz Ayrıca burada Türk şirketleri de tespit etti. Bu şirketin Farsça bir web sitesi var ve hatta adını ve logosunu Endüstriyel Senman bölgesindeki Bitcoin çiftliğinin çatısına yazdı. Burada Türk şirketi ile ilgili haberi görmektesiniz. Resmi kayıtlara göre bu Bitcoin çiftliği Nisan 2020'de kuruldu ve tipik olarak 3600 hane tarafından tüketilen miktar olan yaklaşık elektrik değerini tüketiyor çiftliğin uydudan çekilmiş görüntüsünde görmektesiniz. Çiftliğin logosu üzerine yazılmış. Yaptığımız araştırmalara göre İran'da yalnızca hükümet ve devrim muhafızları ile doğrudan bağlantısı olanlar Bitcoin çiftliği kurabilir. Darus'tan bahsedelim. Darus, İran'da bir iş adamı ve teknoloji uzmanı son zamanlarda İran'da bir Bitcoin çiftliği kurmaya çalıştı. Yalnızca Çinli yatırımcıların veya hükümete yakın bağları olan İranlı yatırımcıların İran'da bu çiftlikleri inşa etme izni aldığını söylüyor. Kendisine izin verilmediği belirtilmiş. Bununla ilgili yazdığı mektubun Türkçesini de görmekteyiz. Dediğimiz gibi İran'da giderek Bitcoin'e olan ilgi artıyor. Bu nedenlerden dolayı büyük elektrik kesintileri yaşanıyor. Hoşçakalın.